videodan selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oyununuzda görmüş olduğunuz üzere antrenman modundayız. Bugün sizlere efsane ötesi bug göstereceğim ve bana çok sorulan soruları cevaplamaya çalışacağım bu videoda. Şöyle hemen şu dağın tepesine çıkalım çünkü bu tarafta ses çok fazla oluyor. Şu dağın tepesine çıkarsak bizim için iyi olur. Hatta dağın tepesine çıkmayalım, orada birileri var. Diğer tarafa doğru gidelim. Evet arkadaşlar, bugün başlıktan da küçük resimden de görmüş olduğunuz üzere 70 mermi kapasitesine sahip silahı nasıl yapacağız? Yani kapasiteyi nasıl arttıracağız? Bunu göstereceğim sizlere. Çok basit. Oyunda da oluyor arkadaşlar. Fakat oyunda kullanır mısınız bilmiyorum ama jiroskop kullananlar için aslında iyi bir fikir olabilir. Şöyle hemen jarjörlerimizi yenileyelim. Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim sizlere. Şu jarjörlerden olması gerekiyor arkadaşlar. Jarjör takılabilen silahlardan olması gerekiyor. Jarjör takılamıyorsa, atıyorum M249 gibi silahlara olmuyor arkadaşlar. DP gibi silahlara olmuyor. Peki sadece neden jiroskop kullananlar daha iyi kullanabilir? Çünkü bug'ımız şu şekilde çalışıyor. Sırt çantasını açacağız ve sırt çantasını açtığımız zaman gördüğünüz üzere ekranı oynatamıyorum. Çünkü ekranı oynatma yerimiz tamamıyla kapanıyor. Bu yüzden oynatamıyoruz ekranı. Yani bu bug'ı yaparken ekranı kullanamayacağız. O yüzden jiroskop kullananlar telefonu sağ sol yaptığı zaman ekran otomatikman dönüyor. Yani jiroskop kullananlar için aslında güzel bir yöntem. Özellikle böyle 4 kişi falan size rush attığı zaman mermi değiştirene kadar ölüyorsunuz bazen. Bu şekilde ölmemeye de çalışabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız bu bug'ı? Bug çok basit arkadaşlar. Şöyle jarjör, dediğim gibi jarjörü olan silahları alıyorsunuz ve jarjörlerini takıyorsunuz. Herhangi bir jarjör olabilir, uzatılmış olabilir, hidro çekim olabilir. Fark etmez. Yapmanız gereken şu arkadaşlar. Çantayı açıyorsunuz arkadaşlar. Çantayı açtıktan sonra ateş etme butonunuz solda oluyor genelde. Yani bir tanesi solda oluyor. Ben zaten soldakini kullanıyorum. Ateş etme butonuna basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra mermi sayımız şu an 40. Bu mermi sayımız onlara geldiği zaman 1 de olabilir, 2 de olabilir ama sıfırlanmayacak arkadaşlar. Onlara geldiği zaman şu jarjörü alıp şuraya koyacağız. Yapacağımız işlem bu. Çok basit aslında. Herkes yapabilir. Şimdi bir yapalım. Görsün herkes. Çantayı açıyorum. Ateş etmeye başlıyorum. Şu an olmadı çünkü ateş etmeyi kestiğim için olmadı. Tekrar yapacağım. Jarjörü yeniledim. Çantamı açtım. Ateş etmeye basılı tutuyorum. Ve gördüğünüz üzere jarjör şeyimiz yenilendi arkadaşlar. Bu normal oyunda da oluyor ama dediğim gibi jiroskop kullanmıyorsanız ekranı aşağı indiremezsiniz. Jiroskop kullananlar için bu da çok güzel bir taktik. Normalde şöyle yapanlar var. Şöyle yaparsanız da olabilir aslında. Şuradan neredeydi o? Buradan buradan kontrolleri şu en sağdaki yaparsanız, bu yaparsanız arkadaşlar olabilir. Ama bunu yaparsanız ki normal kullananlar böyle kullanıyor. Olmaz arkadaşlar. Yani ekranı hareket ettiremezsiniz. Dürbün açarak yapamazsınız. Tabii çantayı açınca dürbün kapanıyor otomatikman. Böyle duruyorum. Çantamı açtım. Ateş etme butonuna basılı tutuyorum. Kurşun sayısı azaldığı zaman bunu buraya atıyorum ve kurşun sayısı gördüğünüz üzere yenileniyor. Mermi kapasitemiz 40 iken şöyle göstereyim. Bakın 40. Şu an 40. Ateş ediyorum. Pardon. Mermi kapasitemiz şu an 40. Buradan çantayı açtık. Ateş etmeye başlıyorum. Yavaş yavaş düşüyor gördüğünüz üzere. Tam böyle olurken bir daha atıyorum ve mermi kapasitemiz yenileniyor.
Yani 30'dan itibaren alıyor ama güzel bir taktik. Yani işinize yarayabilecek bir taktik. Özellikle dediğim gibi jiroskop kullananlar için gayet güzel bir taktik. Gelelim o çok sık sorulan sorulara. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bu arada hepinize çok çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalına abone olmayı unutmayın ve bu videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Bildirim zilini de açarsanız sizin aleyhinize çok iyi olur. Config'i atıyorum. Arkadaş 2 gün sonra falan gülüyor. O abi config'i atmışsın falan, niye haberimiz yok? Tabii bildirim zilini açmazsanız haberiniz olmaz. O da ayrı bir konu. Bildirim zilini açın. Bildirim zilini önemli. Gelelim o çok sık sorulan sorulara. Config'i ne zaman atacaksın abi? Config'i videoları sonuna kadar izlemiyorsunuz. Bu yüzden bu soruları sormaya devam ediyorsunuz. Genelde video sonlarında söylüyorum. Bazen de ortalarında söylüyorum. Config'i yeniden söylüyorum ve artık bu tarz yorum gelirse, bu soru sorulmaya devam edilirse ne yeni bir videoda bahsedeceğim ne de yorumlarınıza cevap vereceğim. Config yeni sezona, yani 6. sezona girdiğimizden 1 veya 2 hafta sonra YouTube kanalımızda yayında olacak. Ama o 1 hafta, 1 ve 2 hafta içerisinde Instagram'dan test sürümünü vermeye devam edeceğiz. Sırayla vereceğiz arkadaşlar. Herkese config'i teker teker Instagram'dan yazanlara, takip edenlere vermeye çalışacağız. Kasma videolarının devamı gelecek ama bu aralar, yani artık kasma videolarını azaltıyorum. Daha çok gameplay ve bug, pusma yerleri gelecek. Tabii ki bu pusma yerleri, altını çiziyorum, bilinçlendirme amaçlı. Yapmayın yani, çok kötü bir şey. Hiç de sevmem pusmayı. Ona göre arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, klanımızda boşluklar bulunmakta, gelebilirsiniz. Klana herkes katılabilir. Rankınızın pek bir önemi yok ama gelebilirsiniz. Tek bir şartla, klanda aktif olacaksınız. Yani görevleri, etkinlikleri falan tamamlayacaksınız yani. Yoksa ranka bakıyoruz dediğim gibi ama ranka bakmadığımız, yani altın bile girebilir fakat kasacaksınız.